Şimdi buyuruyor ki fe ehli sünneti, ehli sünnet mezhebi mütevessitune, orta gidiyorlar, gidicilerdir. Beynel ifratı, aşırı gitmek arasındaki, ne hakkında fi muhabbeti Ali'in keramallahu ce, Hazreti Ali'yi sevme hususunda bir aşırı gidenler var. O bir de ve beynet tefriti, çok tefrit yani geri kalma arasında, fiha o muhabbet hususunda, ellezeyni bu iki taraf, ifrat ve tefrit ki, ihtihara seçti huma bu ikisini, el-ravafizu vel-havaricu, rafizilerle hariciler. Rafiziler, Şiiler demek. Şiiler neyi seçti? İfrat. Kimisi Allah'ın yerine koydu aşağı, kimisi peygamberin yerine koydu aşağı. Kimisi Ebu Bekir'le Ömer'den eftal tuttu, o kimisi derken hepsi. Allah'ın yerine koyan, peygamberin yerine koyanlar az. Hulat diyoruz onlara. Ama Şia olup da Hazreti Ali Ebu Bekir Sıddık'tan eftal bilmeyen yoktur. Bu tabi adamı el sünnetten çıkarır. Bir de Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'e kafir derler. Radıyallahu anh. O zaman onlar dinden de çıkmış zaten. Yani dolayısıyla Şia'da Müslüman bulunmaz. Şia'da Müslüman bulunmaz. Müslüman denemez yani. İşte Ebu Suud Efendi fetvasına kızıyorlar. Ebu Suud Efendi Şeyhülislam kadar düzgün fetva veren alim yoktur. Bunlar kafirdirler. Kafir demeyenler de kafirdirler. Bak çok dikkat et. Onun için Şia çok Ebu Suud'a takmışlar. Ne takmış ne bu? Allah Kur'an'da Hazreti Ebu Bekir'in methedildiği ayet indiriyor. Sen Allah'ın ayetle methettiği adama kafir diyeceksin. Sonra Müslüman olacaksın. Senden büyük yavur var mıdır ya? Yahudi'den betersin. Yahudi'den betersin ya. Hiç olmasa Yahudi aslından kafir. Sen mürtet olmuşsun. Onun için Ehl-i Sünnet itikadı dışındaki fırkalar zor kurtulur diyoruz hani. İlla cehenneme girer, sonra cennete gidebilen de olur itikadı, imanı kurtarırsa falan ama bu Şia işi 72 fırkanın en çirkini. Bak 72 mutezile, şu sayıyoruz, 72'nin en bozuğu çünkü sahabeye buz ettikleri için Kur'an'da Allah onlara kafir demiş diyor İmam Rabbani. Ondan sonra bizim hocalardan biri işte bizim yani bizim camiadan falan şimdi tabii şey. Ya diyor bazı hocalar çıkıyor bunlara kafir diyor benim için. Ya sen ne konuşuyorsun ya? Ben mi kafir diyorum? Mektubatta İmam Rabbani kafir diyor. Sen hangi tarikattansın ya? Ne tarikatı ya? Sen hangi şeriattansın? Böyle okumuşlar, okutmuşlar. Kitap yazdı bu adam kaç tane. Eski vekillerden sonra Fensel'e azletti onu. Yani ben anlayamıyorum ya. Nereden menfaatleniyorlar? Nereden şey yapıyorlar? Kime çalışıyorlar? Ya Allah muhafaza imanlarımız Allah'a emanet. Şimdi Rafiziler Şia neyi seçti? İfrat, aşırı sevmek. Hariciler şimdi tabii şimdi IŞİD bu şimdikiler lefiler falan tekfircilikte o kafadadırlar ama şu anda onlar Hazreti Ali'yi sevmemek meselesinde hariciler kadar değillerdir. Ama tabii bunların fikir babası İbn-i Teymiye den beslenmişlerdir biliyorsunuz. Efendim Selefi zihniyeti. Orada var tabi Hazreti Ali'ye sevgide kusur var yani. İbn-i Teymiye çok Ehl-i Beyt hakkında çok sapık sapık şeyler söylüyor. Ehl-i Sünnet'in imamı geçiniyor fakat birçok yönden sapıklıkları var ama Hazreti Ali meselesinde de şeyi var. Yani tamam Hazreti Osman'ı müdafaa ediyor. Radıyallahu anh, biz de aynı görüşteyiz. Sahabe-i kiramın tümünü müdafaa ediyor, tamam. Ama Hazreti Ali'ye bazı şeyler yakıştırıyor yani. Terbiyesiz yani. Ebu Cehil'in kızını istemişti. Hazreti Ali Efendimiz, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kabul etmedi falan. Tamam, kabul etmeyince Hazreti Ali Efendimiz vazgeçti bir şey demedi ki. Allah'ın Resulü'nün kızıyla Allah'ın düşmanının kızı bir nikahta cem olmaz dedi bir kişi de. Hazreti Ali Efendimiz'e tamam dedi. Şimdi sen kalkıp da ölene kadar Hazreti Ali'nin aklından Ebu Cehil'in kızı çıkmadı. Bu nasıl laftır ya? Hazreti Ali'ye bu nasıl bir iftiradır yani? İşte İbn-i Teymiye böyle hesap. Yani onun için hariciler
Cehennem köpekleri dediğim IŞİD, o zihniyet tabi İbn-i Teymiye'ye dayandığı için Selefi Vehhabi zihniyeti, İbn-i Teymiye'dir kaynakları yani. Bu işi başlatan. Dolayısıyla orada tabi Hz. Ali'nin sevgisinde bir şey var, bir sakatlık var yani Hz. Ali'ye iki de biraz siyaseti beceremedi, şunu yapamadı, bunu yapamadı. Haşa ve kella. Dört halife de hak üzeredir. Dört halife de hak üzeredir. Hazreti Osman Efendimiz'e de iftira eder, sen siyaseti beceremedi diyor, akrabasını kayırdı bilmem ne. Ne sapık şeyler. Hazreti Osman Efendimiz'in radıyallahu anh, ne du- sallallahu aleyhi ve sellem ne duaları var yani. Sen kimsin? Onun için ehl-i sünnet orta gidiyor. Diğerleri ya ileri gidiyor ya geri kalıyor ve haktan ayrılıyor. Ve la şekke şüphe yok ennel hakka, hak nerededir? Yani doğru itikat nerededir? Fil vesatı ortadadır. Orta gitmek. Vel ifratu aşırı gitmek ve tefritu çok geri kalmak. Kilahuma ikisi de mezmumani zemm olunmuştur. Allah bunları kınamıştır. Sen peygamber hakkında da sallallahu aleyhi ve sellem aşırı gidilmek yasak. Sen Resulullah yaratıyor diyemezsin haşa. Oldu ifrat. Ama Resulullah öldü hiçbir şeye yaramaz. Haşa haşa. Oldu selefi vabi. Ehl-i sünnet diyor, ruhuyla tasarrufu devam ediyor, manevi hakiki hayatı devam ediyor. Ama ruhu bedenin şerifinden, ruhu şerifi ayrılmaması manasında bir ölüm tahakkuk etmiştir. Ama diğer ölüler gibi değildir. Çünkü şehitler öyle ölü demeyin buyuruyor. Ya bu, hak böyledir. Peygamber hakkında da sallallahu aleyhi ve sellem ileri geri yasaktır. Sahabede de böyledir. Kemâ ravâ rivâet ettiği gibi el-İmâm-ı Ahmed ibn-i Hanbel'in, İmâm-ı Ahmed ibn-i Hanbel rivâet etti. Radıyallahu anh, anı Ali'in, Ali Efendimiz'den radıyallahu anh, ennehu kâle, Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki, kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Hazreti Ali diyor, ben Resûlullah'tan işittim diyor sallallahu aleyhi ve sellem, fîke, ey Ali sende vardır, meselün bir benzerlik vardır. Kime min İsa? İsa'ya benzersin sen. Yani aleyhissalatü vesselam, İsa aleyhisselam'a ne bakımdan? Hiçbir sahabeye bunu demedi. Çünkü hiçbir sahabe hakkında böyle bir durum olmadı. Bir tek Hazreti Ali'de oldu. Ada düşmanlık etti hu İsa'ya aleyhisselam el Yahudi Yahudiler. O da İsrailoğullarından tabii o kabile olarak İsrail Yakup aleyhisselam zaten. Yakup aleyhisselamın zürriyetinden geliyor. Tabi babası olmadığı için anne tarafından geliyor. Meryem validemiz, İmran kızı. İmran o da Yakup Aleyhisselam'ın neslinden geliyor. Onun için soy itibariyle anneden geliyor soyta baba olmadığı için. Beni İsrail'dendir. Fakat Yahudiler ona düşmanlık ettiler. İman etmediler. Ve o kadar ileri gittiler ki işte öldürmeye kalktılar. Allah Teala göklere kaldırdı. Onu hepiniz biliyorsunuz. Hatta behetu neticeyi nihayet nereye vardırdılar işi? İftira ettiler ümmehu. Annesine iftira ettiler. Çünkü neden? Senin kocan yok. Bu çocuğu nereden peydaladın dediler. Dolayısıyla annesine zina iftirası yaptılar. İsa Aleyhisselam'a da veled-i zina isnadı yaptılar Yahudiler. Sonra işte öldürmeye kalktılar. 12 bin Yahudi orada etrafı sardılar. Allah Teala ben Rafa'Allah Ali göklere kaldırdım buyuruyor. Ve kurtardı. Şimdi göklerde yaşıyor. Biliyorsunuz daha vefat etmemiş. Şimdi Yahudiler düşmanlık ettiler. Annesine iftira ettiler. Ahabbehu ama ve ahabbe sevdihu İsa Aleyhisselam kime? Nesara. Hristiyanlar da çok sevdiler bu sefer. Onlar da aşırı sevdiler. Onlar da ne yaptılar? Hatta enzelü, nihayet işi nereye vardırdılar? Enzelü kondurdular onu. Nereye menzileten? Bir menzileye, bir mertebeye onu yerleştirdiler ki. Neyse o olmadı hüve İsa Aleyhisselam fiyâ o mertebede. İsa Aleyhisselam'ın o mertebeye İsa Aleyhisselam o mertebeye ulaşmadı manasında değil de öyle bir mertebe yok zaten. Çünkü yani ne dediler? Kâlu innehu şüphesiz. İsa İbnullah, Allah'ın oğlu dediler haşa. Allah'ın oğlu diye bir mertebe yok ki. Allah'ın nebisi olursun, rasulü olursun, velisi olursun,
manen yakını olursun falan. Melekler gibi mükerrem varlıklar olursun, Allah ikram etti falan. Menzileler var ama Allah'ın oğlu diye bir menzile yok. E buna da kalktılar, Allah'ın oğlu dediler. Şimdi ne oldu? Biri ifrat yaptı, Allah'ın oğlu dedi, aşırı gitti, kafir oldu. Öbürü veledecina dedi, anasına iftira etti, kafir oldu. Şimdi İsa aleyhisselama benzersin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurunca Hazreti Ali Efendimiz bunu izah etti. Fekale dedi ki Ali radıyallahu anh. Heleke, helak oldu. Fiyye, fiyye benim hakkımda. Kim? İsnani. İki kişi. İki kişi derken iki zümre yani iki kısım insan, iki kafadaki insan benden sebep. Benim hakkımda yani benden sebep helak oldu. Ben ne yapayım? Ben onlara öyle bir şey demedim. İsa aleyhisselama ben Allah'ın oğluyum dedim haşa. Ama onlar kaldı, uydurdular. Onun için bu iki kişi kimdir? El müfritu, aşırı giden, ifrat yapan. Fî muhabbeti, benim sevgim hakkında. Hatta yusbite, nihayet ispat etti. Li benim için, ma öyle bir makam ki, leyse o olmadı, fiye bende. Bende olmayan şeyleri benim hakkımda ispat etti. Şimdi bende olmayan şeyler. Mesela Hazreti Ali'ye ilah diyenler oldu. Hazreti Ali nasıl ilah olabilir haşa? Yaratan değil ki, yaratılmış o da. Ondan sonra Hazreti Ali'ye peygamber diyen oldu. Cibril şaşırdı da Ali'ye gideceğine, Muhammed'e gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar hulattır. Yani İran'ın şu anda resmi mezhebi olan Şia'da bunlar yok. Yani Allah peygamber şey yok. Ama bütün sahabe kafir, bir de o Müslüman. Bu da gavurluk aynı şey. Çünkü din bize sahabeden geldi. Sahabenin hepsi kafir olduktan sonra Kur'an kimden geldi, hadis kimden geldi? Din gitti. Onun için zaten kendilerine Ehl-i Beyt imamlarının rivayetleriyle Küleyni, Müleyni hepsi 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin hadis uydurmuş. Efendim bütün hükümleri Hazreti Ali'den ve Ehl-i Beyt imamlarından almış. Hiç efendim sallallahu aleyhi ve selleme isnadı yok. Böyle bir tür olabilir. Ehl-i Beyt imamı olsan ne yazar? 4 halife olsan ne yazar? Hepsi Resulullah'tan alması lazım. Onlar Resulullah'tan aldı zaten. Ama sen kalkıp da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den koparırsan işi de sadece Ehl-i Beyt imamlarından bize din geldi dersen o zaman onlara vahiy mi geliyordu? Vahiy geldiğinde iddia ettiler. Fatma Musaf'ı var. Fatıma radıyallahu anh'a annemiz. Onun özel Musaf'ı Kur'an var. Hafsa annemizde bir Kur'an var. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den Ömer Osman Efendimiz'in bütün sahabenin şahitlikleriyle yazılı kayıtlarıyla cem ettikleri. Şu anda bütün dünyada bulunan tek Kur'an o. İran'da da şu andaki sen ona ilave yok. Aynı Kur'an. Görünüşte. Ama imanları, itikatları ne? Bu Kur'an eksiktir. Hazreti Osman diyor Ehl-i Beyt'in fazileti hakkında 14 bin ayeti çıkartmış. Allah Allah. Zaten şu anda 6600 küsur var. Ondan sonra 14 bin ayet sırf Ehl-i Beyt hakkında niye gelsin? Bütün kıyamete kadar gelecek meseleleri 6600 ayetler Allah kullanabildirdi. Tabii yüz binlerce hadis var. Hadis onu izah ettiği için Kur'an anayasa gibi düşünün. Onun için çok ayet şey olmuyor. Nesk olunanlar da var tabii ayrı dava. Onlar şu anda okunmuyor. Bazen hükümleri baki ama zahirden kalktı, lafızdan kalktı, nesk edildi. Onlar hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı zamanında olabilir. Onun vefattan sonra hiçbir şey olmaz. Bir kimse bir kelime ekleyemez dine. اَلْيَمْ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Dininizi kemale erdirdim diyor, bitti. O kemale erdirdim ne zaman? Veda haccında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 82 gün evvel. O saatten sonra bir şey değişmedi, bir şey de artaramazsın, bir şey de eksiltemezsin. Ancak ayet hadislerden yola çıkarak içtihat yaparsın, icma ümmet olur. Yani mana verme bakımından. Sen ne konuşuyorsun? 14 bin ayeti Hazreti Osman nasıl çıkaracak? Bu kadar sahabe buna nasıl müsaade eder ya? Bir ayeti bile çıkartabilir misin ya? Bir de Hazreti Osman bunu yapar mı? Radıyallahu Teala. Yani adamlar, dinsiz diyorum sana işte ya. Allah diyor ben Kur'an'ı muhafaza edeceğim. O ayeti onlar da okuyor. Peki bu ayet varken sen de diyorsun ki burada 14 bin eksik var. Peki bu ayette sizin okuduğunuz Kur'an'da da var. Ve inna lehu lehafizun. Ben onu muhafazaya söz verdim. O zaman Allah mı haşa? Ya yalan konuştu haşa? Ya sözünü bozdu haşa? Ya da aciz kaldı?
bozanlara müdahale edemedi haşa. Üçü de insanı kafir eder. Ya nasıl bir mezhep olabilir böyle bir şey? Koca koca sarıklar, sakallar, medreseleri, kum medreseleri bilmem ne dünyaya gavurluk ihraç eder. Yemen'inden, Bahreyn'inden, Libya'sından, Lübnan'ından her yeri ateşe verdiler. Şia yaptı. Şu Müslümanlar bu niye bu zor duruma düştük? Türkiye'de ne kadar ajanlar şey. MİT yakalayıp yakalayıp bırakamış. %70 yakalan ajanlar İran ajanları. Haberlerde çıktı yani. Burayı da çok karıştırmak istiyorlar. Tabii onların elemanları da var. Burada hoca geçinen. Şimdi benim hakkımda iki kişi helak oldu. Bende olmayanları benim için ispat etti. Ben Ebu Bekir'den üstün değilim diyor. Ömer'den üstün değilim. Hatta diyor bak Ebu Bekir'le Ömer'den bana üstün diyene iftira ettiği için 80 sopa atacağım. 80 sopa atacağım. İftiranın sopasını atacağım. Yani bana iftira etmeyin diyor. Yani sen Ebu Bekir'le Ömer'den üstünsün diyene diyor ki sen bana ha dedin ki senin anan kötü kadındı. Yani benim anama kötü kadınsın. Haşa Fatıma bint Esed radıyallahu anh'a validemiz Efendimiz kabre indirdi onu. Kendi gömleğini çıkarttı kefen yaptı ya. Annemden sonra annelik yaptın bana buyurdu yani. Ebu Talib'in hanımı yani. O Müslümandı. Fatıma bint Esed radıyallahu anh. Ya sen şimdi ha benim anama kötü kadın dedin. Ha da bana Ebu Bekir'den üstün dedin. Çünkü büyük iftira yapıyorsun bana. Ben Ebu Bekir'den üstün değilim ya. Ayet var, hadis var. Hazreti Ali diyor bunu yani. Ben diyor 80 sopa kamçı vururum diyor. İftira yaptığı için. Hazreti Ali ne borcu var bu lafları deme. Öyle inanıyor. İman meselesi de onun için onu söylüyor. Ben de olmayanı benim için ispat edenler beni severim derken cehennemlik oldu diyor. Helak oldu diyor. Bir de vesaire ikincisi men o kimseler var ki yuadi düşmanlık ediyor. Ni bana. Ve yefteri iftira diyor aleyhe bana. Bil adaveti o düşmanlık sebebiyle. Bunlar da hariciler. Harura ehli işte Hazreti Ali öldüren şehit eden de bunlardandı biliyorsunuz. Efendim İbn-i Mülcem zındığı. Onlar çok namaz kılıyorlardı. Sabaha kadar teheccüd kılıyorlar. Bütün haramlardan sakınıyorlar. O kadar Kur'an okuyorlar. Buyur sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle kavim çıkacak bak. Hemen haber verdi. Hatta bir muharebede bir adam sahabenin arasında işte münafıklar bulunuyor bazen. Sahabenin arasındaydı. O geldi işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taksim ediyordu ganimetleri. Sen dedi adalet yapmıyorsun. Efendimiz dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gazaplandı yani. Damarı çıktı buradan. فَمَنْ يَعْدِلِ اِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُولُ Ben Allah'ın hükmüyle taksimat yapıyorum. Allah ve Resulü adaleti yapmıyorsa kim adalet yapacak? Resulü Allah'tan aldığı vahiyle taksimat yapıyor. O zaman sen Allah'a diyorsun ki adaletli değilsin. Sonra adam giderken orada tabi sahabe-i kiram öldürmeye kalktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dokunmayın dedi. Çünkü kabilelere yayıyorsa Muhammed kendi adamlarını öldürüyor dedi. Halbuki bu münafık ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o siyaseti çok iyi korudu. Kendi adamlarını kovuyor, dövüyor, öldürtüyor gibi bir imaj vermeyelim diye münafıklara çok tahammül etti. Çünkü adamlar Müslüman görünümünde. Bu çok önemli bir siyasettir. Efendi Hazretleri de buna çok riayet ederdi yani. Bilirdi herkesi yani. Ben şuradan bir toz kalksa şuraya konsa onu bilirim derdi. Beni kimse kandıramaz. Sesi de var zaten o şeyde Yeni Şafak haflede şey, benim aleyhime üç defa şey yaptı gazetede. O Yeni Şafakçılar ama onu İsmaila da şu anda da başrollerde olanlardan o işi körükleyenleri biliyoruz tabii. Efendi işte hafleye gitmiş de efendi kandırılmış da haşa efendiyi otele getirmişler de bilmem ne efendi haberi yokmuş. Bu ne iftiralar atlar mesela. Efendim sen onun üzerindeki sözüne bak. Beni kimse kandıramaz. Söze bak. Ama öyle buyururdu yani. Ben burada şimdi ajanlar var, şunlar var, münafıklar. Biliyorum derdi. Evladım derdi. Toz kalksa biliyorum derdi. Ama derdi şimdi bunları tanıdık derdi. Bunları teşhir edersek yenilerini gönderecekler. Bu sefer onları tanıyana kadar vakit geçecek. Bari bunlarla idare edelim derdi. Bu kadar da siyaset bilirdi yani. Siyaset böyle. Yoksa herkesi öyle şey ettiğinden değil yani efendim kendi has adamı diye tutmazdı ama yani hep efendinin her yanında olanlar da dürüst adamdır diyemezsin ki. Efendimiz onları biliyordu. Bazen de söylüyordu bize özelde. Ama
zahiren ne yapmıyordu? Kovmuyordu, atmıyordu. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de münafıkları öldürtmedi yani. Öldürmeye çok kere Hazreti Ömer teşebbüs etti. İşte bu da haricilerin başını, tabii o başı olmadı da onun sülbünden gelecek dedi. Ya oğlu ya torunu bu Harura ehli haricileri kurdu. Dedi bu adam giderken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itiraz eden o adam harpte dedi buyurdu ki bak dedi bunun zürriyetinden, soyundan çünkü şimdi sen mesela Efendi Hazretlerine karşı geldin, bir terbiyesizlik yaptın, bir hakaret yaptın falan. Onun belasını bulursun yani. Mutlaka o çocuklarından, torundan, bilmem ne, bir aksi çıkacak, yoldan çıkacak birileri yani. Neden senin o yaptığın terbiyesizlikten yani? O, bu iş böyledir. Şu an Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu adam böyle yaptı bana. Bunun zürriyetinden bekleyin. Öyle adamlar çıkacak ki, işte hariciler, cehennem köpekleri. Yahkuru ahadikum salate ve ma salate. Öyle güzel namaz kılacaklar. Ey benim ashabım, siz bile namazınızı beğenmeyeceksiniz. Onları görseniz namazınızı beğenmeyeceksiniz. Teheccüdünüzü, farzınızı, nafilenizi. Sabaha kadar kılacaklar. Ve yakraunel Kur'an, Kur'an çok acayip güzel okuyacaklar. Levcal terakki, o boğazlarından aşağı geçmeyecek. Onlar işte Meşrik tarafından çıkacak, doğu tarafından çıkacak, Medine'nin doğu tarafından. Ondan sonra Sima'mı tehlik, yahrucu yemrukun emine din, dinden çıkacaklar. Kema yemruku sehmü mine ramiyet. Ama namaz kıldıkları halde, Kur'an okudukları, çok takva aldıkları halde dinden çıkacaklar. Ne gibi? Kema yemruku sehmü mine ramiyet. Ok, avdan çıktığı gibi yani öyle hızlı giden ok, diyelim hayvanı deliyor geçiyor ya, çıkıyor, kan bile bulaşmadan çıkıyor. O kadar hızlı girer çıkar yani, böyle iyi okusa. Böyle çıkacaklar buyurdu. Hakikaten hatta işte kolunda öyle tarif ediyor sahih hadiste kolunda sarkıklık olacak. İnsan kadın göğsü gibi, memesi gibi böyle kolunun bir yerinde efendim böyle bir sarkıklık olacak artık işte. Onlar hep tarif etti. Sonra Harura Savaşı'nda Hazreti Ali Efendimiz haricilerle savaştı. 4000 hariciyi katletti. Zaten onları öldüren en büyük mücahittir. Onların öldürdükleri de en büyük şehittir. Burada işte şimdiki IŞİD ve Selefi Vahabiler onların şeyidir. Kafasıdır yani şu anda da devam ediyor. O kafa. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'e bakın dedi onların başındaki adamın şimdi isimler tam hatırıma gelmiyor. Koluna bakın dedi. Yani biz hak üzere miyiz de oradan da anlayacağız. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bunların başındaki adamın kolunda böyle bir meme sarkıntısı gibi kolunda şey var, sarkıntı var, çıkış var, çıkıntı var. Hakikaten gittiler, baktılar. Allah Allah, imanları kuvvetlendi dediler. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Resulullah Efendimiz ne kadar her şeyi Mevla bildirdi ona ki adamın kolundaki şeyi. Çünkü başka tarafları benzeyebilir insanların. Fakat kimsenin kolundan böyle bir meme gibi sarkan bir şey olmaz. O vasıfla tarif etti mesela. Bunun zürriyetinden çıkacak dedi. Hakikaten baktılar, o sahabe arasında Efendimiz'e itiraz eden adamın torunu çıktı. Ne buyurduysa hak çıktı, ne buyurduysa hak çıktı. Onun için Hazreti Ali'ye onlar tabii kafir iftirası yaptılar. Tabii Hazreti Muaviye'ye de kafir iftirası yaptılar. Zaten aynı sabah dediler ki üçünü birden öldürelim. Üçünü birden öldürelim. Kurtulsun Müslümanlar bunlardan. Öyle zannediyorlar. Halbuki öldürecekler. Bir tanesi Hazreti Ali, bir tanesi Amr ibn-i As, yüce sahabi radıyallahu anh, Mısır valisi. Bir tanesi de Hazreti Muaviye radıyallahu anh, o vakitte Şam valisi. Daha Hazreti Ali hayatta olduğu için emirul müminin olamamıştı. Aynı sabah namazında Hazreti Ali'yi şehit ettiler. Amr ibn-i As, Hazreti Muaviye radıyallahu anh, hikmet-i ilahi o sabah namaza çıkmadı. İşte eceli gelmeyince Allah o zaman hep halifeler kıldırıyor namazı tabii, 5 vakit. O sabah namaza çıkmadı. Amr ibn-i As da yaralı mı kurtuldu veyahut da işte beceremedi yani şehit etmek, onu isteyen beceremedi. Üçünden de kurtuldu. Üçünü de kafir dediler, her tarafa kafir dediler. Bunlar da diyor Hazreti Ali Efendimiz, bana düşman oldular. Halbuki başta Hazreti Ali'nin ordusundaydılar. Fakat sonra
Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Muaviye ile anlaşmaya gidince, hakem olayında kan dökülmesin diye anlaşmaya gidince, sen dediler Kur'an'ın hükmüne şey yapmadın da, ya Hazreti Ali'ye radıyallahu anh akıl öğretiyor, ayet öğretiyor, hadis öğretiyor ya. Ali ilmin kapısıdır buyuruyor. Ene medinetül ilmi aliyyum ba'ba. İlim. Ebu Bekir Sıddık fetvayı ona soruyordu. Hazreti Ömer fetvayı ona soruyordu. İlimde yani Hazreti Ali'de ilimde fazilet var. İlim şeyinde çok üstünlüğü var. Sahabe bunu hepsi kabul ediyordu yani. Hazreti Ömer diyordu, Ali'nin olmadığı zaman da yaşamaktan Allah'a sığınırım. Bir fetva müşkilat çıksa ben ne yapacağım diye konuşuyor Hazreti Ömer. Yani ilim meselesinde bir hali tabii. İşte ilim üstünlüğü de fazilet üstünlüğü getirmiyor. Oradan da anlaşıyor çünkü mesela. İlim de üstün ama Ebu Bekir Sıddık fazilet de ondan üstün. Hazreti Ömer ondan üstün mesela. Ama ilme sorarsan Hazreti Ali'nin ilmi fazla mesela. Onun için her ilmi fazla olan maneviyatta eftal olmuyor zaten. Bu iş ayrı ama Hazreti Ali'yi konuşmuyor. Hazreti Ali maneviyatta da eftal ama sırasına göre yani. Hazreti Ömer'den sonra ihtilaf var Hazreti Osman'la arasında ama Ehl-i Sünnet'in cumhuruna göre Hazreti Osman eftal. Orada Ehl-i Sünnet'ten çıkmaz. Adam Hazreti Ali Hazreti Osman'dan eftal dese Ehl-i Sünnet'ten çıkmaz yani. Ama Ebu Bekir Ömer'den eftal dese Ehl-i Sünnet'ten çıkar. Çünkü icma var. Onun için diyor, benden sebep iki kimse helak oldu. Biri beni çok sevdi. Kalktı bana Allah dedi aşağı, peygamber dedi aşağı, Ebu Bekir'den üstün dedi aşağı. Bunları reddetti yani. Bunlar helak oldu buyuruyor. Bazıları da bana düşman oldu. Onlar da düşmanlıktan sebep helak oldular. Çünkü Hazreti Ali'ye düşman sana. Resulullah düşman ol sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Ali'yi gösterdi, Ehl-i Beyt'ini gösterdi. Bunları seven beni sevmiş olur. Bunlara kızan bana kızmış olur. Bunları seven cennetliktir. Bunlara buğz eden cehennemliktir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sen nasıl Hazreti Ali'yi sevmiyorsun? Yani harici kafası. Bu ne yapmış oldu burada sallallahu aleyhi ve sellem? Feşebbe benzetmiş oldu. Halel havarici, haricilerin durumunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benzetti. Hazreti Ali de onu tefsir etti. Kime benzetti? Bir halil Yahudi, Yahudilere benzetti. Şimdi Yahudiler, İsa aleyhisselam onların kavminden olduğu halde annesi Beni İsrail'den olduğu için onların kavminden idi. Yakup aleyhisselamın zürriyetinden geliyordu. Fakat Yahudiler ne yaptılar? İsa aleyhisselama düşmanlık ettiler ve annesine iftira ettiler ve zina iftirası ettiler ve İsa aleyhisselamı öldürmeye teşebbüs ettiler. İşte Allah Teala onu semaya kaldırdı demin anlattığım gibi. Ve hale ravafizi, rafizilerin, şianın durumunu da kime benzetti? Bihalin nasara, Hristiyanların durumuna benzetti. Çünkü onlar da İsa aleyhisselamı çok sevdiler, bu sefer Allah'ın oğlu dedi. İki tarafta kaydı gitti. Şimdi Şia da Hazreti Ali'yi aşırı sevdi. Aşırı sevdiği için Ebu Bekir onun hakkını yedi diyor. Hazreti Ömer onu gasp etti diyor. Osman diyor 14 bin ayeti sildi diyor. Onun fazileti hakkında. Nasıl bir saçma bir inanç, böyle bir şey olabilir mi? Kur'an'ın yani şu andaki 6600 küsur ayetin kaç misli oluyor ya? 2-3 misli ayeti silecek de sahabe onu yaşatacak. Nasıl silebilir bunu? İşte demin onu anlatıyordum. Fatıma Musaf'ı diyorlar. Çünkü neden? Esas Musaf, Ebu Bekir Ömer Efendimiz'den, sahabenin hepsinden şahitli toplanan, şu anda da elimizde olan, hafızların ezberlediği Kur'an. Bütün dünyada aynı Kur'an. İran da onu değiştiremiyor. Allah'ın korumasında olduğu için. Değiştiremiyor mu? Alttan bu Kur'an eksiktir diyorlar. İtikatları budur. Çünkü ana kitaplarında var bu. Bu itikat kitaplarında onların Kur'an eksiktir diyor. Hazreti Osman'a bu iftira yapıyor. Peki, hakiki Kur'an nerede? Fatıma'nın evindeydi. Radıyallahu anh annemiz. Nasıl olacak ya? Fatıma annemizin evinde. Bir iki evde mushaf, yani derilere yazılmış falan ayetler toplandığı mushaf var. Sonra diyor Hazreti Osman mushafları yaktırdı. Hazreti Osman mushafları, birkaç mushafı yaktırdı. Niye yaktırdı? Çünkü Ebu Bekir Ömer Efendimiz'den beri bütün sahabenin şahitliğiyle gelen mushaf tamamlandı. Tamamlanınca işte 6600, orada küsurat var. Küsurat şeyden dolayı. Ayetin durak neresinde olduğundan. Kelimeler aynı. Ama bazısına göre durak burada, bazısına göre durak ileride. Durak ileride olursa oradan bir ayet düşmüş oluyor sayı bakımından. Kelime harf düşmüyor. Sonları mı? Durak koyma yerleri bakımından. Bundan dolayı 6666 diyoruz. 6200 len 666 arasında
ihtilaf var. Buradaki ihtilaf, şu andaki mushafımızda bu ihtilaf yok. Ama eski mushaflerde şimdiki gibi böyle duraklar, şunlar bunlar olmadığı için küfi hatlarla vesairelerle şu ayet şurada mı bitiyor, burada mı bitiyor? Bu meseleden dolayı çıkıyor. Ama ayet aynı. Ve kânallâhu gafûrâr rahîm ayet. Birisi tek ayet sayıyorsa orada bir ayet fazla çıkmış oluyor. Öbürü ve kânallâhu da gerinin devamı diyorsa aynı ayet olmuş oluyor. Harfte bile eksik yok. Onun için biz şu anda genel şeyini 6666 diyoruz. Peki bu 6666 diyoruz ama şu anda Musaf'ı da saysan bu rakamı bulamayabilirsin. Yani bu şekilde buyuruluyor. Bu çünkü neden? En fazla gittiği yer. Durakları içeride bazı yerlerde daha durak konmuş. Duraklar birkaç tane yerde daha fazla konursa ayet rakamı artmış oluyor. Anladın mı? Yoksa şu andaki musafler Hazreti Osman Efendimiz zamanındaki toplanan musaf arasında bir harf bile oynama yok. Ama Hazreti Osman baktı ki daha evvelce toplayanlar var. Fakat onlar da toplamış ama eksik kalmış. Çünkü bu devlet meselesi. Hazreti Osman halife olduğu için Hazreti Ebu Bekir başlattı bu işi. Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir baştan şey yapmadı bu işe. Hoş bakmadı. Resulullah yapmadı bu işi. Niye yapalım dedi. Ama Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir-i maunede 60-70 hafız şehit oldu bir kere de. Sahabede de hepsi hafız değildi. 60-70 hafız bir anda şehit olunca dedi bu ne olacak ezberdekiler ezberden ezbere gidecekti ama bir anda şehit oluyor hafızlar. 13'ümün Efendimizin dedi sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığı işi yapmayalım dedi Ebu Bekir Efendimiz. Hazreti Ömer Efendimiz ısrar etti bu işte. Hazreti Bekir de tamam dedi ben de kalbim şerh oldu dedi yani Allah içime bir şey verdi dedi. Sonra Hazreti Osman Efendimiz yani Hazreti Osman Efendimiz Camiül Kur'an, Kur'an'ı cemedendir deniyor ama Hazreti Osman Efendimiz iki kapak arasında mushafta cemedendir. Yoksa iş Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz zamanında başlamıştır ve 12 senelik, 2,5 senelik hilafet müddetinde Kur'an'ın bütün ayetleri cem olmuştur. Bütün sahabe derilere yazdıklarını, deve kemiklerine yazdıklarını yazılı getirdi. Ezberden okumak hafız var. Yazdığını getir. Yani Efendimiz Aleyhisselam zamanında dinleyip yazdılar. Herkes yazdığını getir. Bir kişi hepsini yazmamış. Ama herkes getirince hafız zaten var. Hafızlar da dediler ki tamam. Biz bunların hepsini duyduk. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ezberledik. Tamam. Lekat cahküm gelmedi. İki, son iki ayet gelmedi. O da Huzeyme radıyallahu anh ona şahitlik etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuştu ki bak şimdi hiçbir yerde lazım olmayacak bir şey belki de. Huzeyme kime şahitlik ederse iki şahitlerine geçer. Herkesten iki şahit istendi. Hazreti Huzeyme'den şahit istenmedi. Çünkü neden? Huzeyme iki şahitlerine geçer. Onda bir meşhur bir hadise var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte merkep mi satmıştı? Merkep almıştı. Adam parayı vermedin dedi. Bilmem ne dedi. Bir münafık karıştırdı pazarı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şahit istedi. Efendimiz de yanında başkası yoktu o satışı alırken verirken. Hazreti Huzeyme geldi. Ben şahidim dedi. Adam dedi sen yoktun ki nasıl şahit olsun? Dedi ben onu gökten ayetler indiriyor. Cebrail geliyor. Ben ona şahitlik ediyorum da. Senin paranı mı yiyecek dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Huzeyme'nin şahitliği iki şahitlerine geçer. Mustafa Bilici hocamız da benim için öyle derdi. O da niye lazım oldu? Bak şimdi rabıta şimdi lazım oldu. Bana diyorlar şahitim var mı? Mustafa Efendi niye dedi bunu? Ben de anlamadım. Kaç sene evvel diyordu bunu. Cübbeli'nin şahitliği Huzeyme gibidir. İki şahitlerine geçer. Yani dürüstlüğümü söylüyor. Yani bu adam yalan konuşmaz yani. Her şey yaparsan da yalan başka bir şey. Ondan sonra Hazreti Huzeyme de şey getirdi. Lekat Cahküm'e şahitlik etti. Ondan da şahit aranmadı. Bu şekilde Hazreti Osman zamanında iki kapak arasına cem edildi. Fakat ondan evvel birinin evinde 20 ayet var yazılı. Öbürünün evinde 30 ayet var. Kimi kağıtlar da bulmuşlar, yazmışlar. Hazreti Osman dedi ki bunun dışında hepsini yakalım ki yarın herkes kendi musafım diye evinden bir şey çıkaracak eksik var.
Bundan yak. Hazreti Osman Musafları yaktı. Bunu bundan uydurdular, anladın mı? Buradan da bunu çıkarttılar. Sonra neyi uydurdular? Fatıma Musafı var. Fatıma Musafı neymiş? Fatma anamızın evinde Musaf varmış. Var da aynı hadler var. Ama onlar dediler ki o Musaf. O Musafı çıkarın o zaman. O Musafı da çıkaramıyor. Ama mesele şu, nereden gavur oluyor bunlar? Fatıma'ya diyor, Cibril 6 ay daha devam geldi. Şimdi Cibril 6 ay daha Fatma annemize gel, 6 ay sonra vefat et. 6 ay Cibril niye gelecek abi? Ha teselliye gelir, Efendimizin çok sevdiğidir, şudur budur. Ebu Bekir Sıddık'a gelmedi, kimseye geldiğine dair bir rivayet yok. Cibril niye gelir? Cibril vahiy getirir. Sen Fatıma annemizin evindeki Musab Muteber dersen, bütün sahabenin ittifakıyla, her bir sahabeden iki şahit istenerek, bütün, sonra Hazreti Osman da bunu dört nuska yaptı. El kattan, küfi kattan, dörtse biri Buhara'ya, işte o zaman yeni Müslüman olmuş ülkelerin dört ana merkeze gönderildi. Dört ana merkez, hala şeyde var, Buhara'da biz ziyaret ettik yani, Buhara'da o nuskayı Hazreti Osman'ın gönderdi. Bir tane de şeyde var, Topkapı Sarayı'nda var. Dolayısıyla bunlar ne yaptılar? Efendim, Hazreti Ali'yi çok sevelim derken, işte İsa Aleyhisselam'ı seven Hristiyanlar Allah'ın oğlu dediği gibi haşa, bunlar da Kur'an'a eksik dediler. Fatıma anamıza vahiy geliyor dediler. Hazreti Ali'ye efendim Ebu Bekir'den Ömer'den üstün dediler. Ondan sonra halifelik onun hakkı dediler. Öbürleri onun hakkını gasp etti dediler. Neler dediler, neler dediler. Bunlar da Hristiyanlara benzedi. Ve kilahuma, bunların ikisi de yani ifrat ve tefrit tarafı. Yahudi de Hristiyan da nasıl kafirse, hariciler de Hz. Ali'yi sevmeyenler de Hz. Ali'yi aşırı sevip onda olmayan sıfatları ekleyen Rafizi Şialer de vekaa düştüler minel hakkil vesatı, orta olan Ehl-i Sünnet'in bulunduğu haktan ayrılarak nereye düştüler? Fit tarafeyn. Biri bir uca, biri bir uca, ikisi de cehenneme, zümera, cennete gidemezler.